fazla bir deprem olmuş. Bir de 10 ilde olması çok kötü bir durum. Ne yazık ki 10 ilde olduğu için de çok geniş bir alanda devletimiz tüm imkanlarıyla, milletimiz birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde vatandaşlarımıza yardım ediyor. Bu millet böyle zor zamanlarda birlik, beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde hareket etmeyi çok iyi bilen bir necip bir millettir. İnşallah en yakın zamanda bu yaralarımızı da saracağız. Ve ben gerçekten de konuşurken üzülüyorum. Bazen konuştuklarımız düğümleniyor. Dün özellikle yardım için gelen vatandaşları, o küçük çocukları birlik beraberlik içerisinde Süleymanpaşa Belediye'mize tırlarına eşyalarını getirirken onları gördüğümde duygu içerisinde oluyorum. İnşallah millete, bu millete bir daha Rabbim böyle bir günler yaşatmaz. Amin. İnşallah en yakın zamanda bu yaraları saracağız. Ben vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diliyorum. Aynı zamanda da Şenol Kara Küçük Başkanımıza da geçmiş olsun diliyorum. En yakın zamanda da inşallah aramızda olacaktır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Ben bir şey söyleyeyim de yani bu millete nasıl kurduğumuz gerektiğini hepimiz bilelim diye söylüyorum. Plastik toplayıcısı bir yaşlı bir amca Perşembe pazarında çıkarttığı 100 lira para verdi. Yani şimdi ben ne anlatayım ya? Evet. 2023 yılına ait meclis toplam Ocak ayına ait meclis toplam tutanağını okutuyorum. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 5. maddesi gereğince 2023 yılı Ocak ayı meclis toplantısını 3 Ocak 2023 tarihinde saat 10'da yapmış olup meclis toplantı tutanağı aşağıya çıkarılmıştır. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yeterli çoğunluğumuz vardır toplantımızı açıyorum diyerek toplantıyı açmıştır. Gündem maddeleri, komisyondan gelen konular, gündem harici konular görüşülerek karara bağlanmıştır. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı 2023 yılı Şubat ayı meclis toplantısını 7 Şubat 2023 Salı günü yapacağını duyurarak toplantı sona erdirilmiştir. Grup başkanlarımıza dağıttığım gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem harici gelen evrakları okutuyorum. Madde 1 Fen İşleri, madde 2 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yangın nedeni ile evi zarar gören Burcu Aydın'ın başvurusu. Madde 3 Fen İşleri Müdürlüğü, yıkım bedeli hakkında. Madde 4 Emlak İstimlak Müdürlüğü, devir talebi. 5 Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Kiraz Festivali. 6 Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Karadeniz Yayla Şenlikleri. 7 Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, ödül. 8 Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, bağ bozumu şenliği. 9 Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Karaca Kılavuz Keşkek Şenliği ve Ferhadanlı Karpuz Şenliği. 10 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi, Esenlik Hizmetleri, Kültür ve Sanayi AŞ Sermaye Artırım Talebi. 11 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Nakit Kredi Talebi. 12 Mali Hizmetler Müdürlüğü Borçlanma İzni, 13 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Uygulama İmar Planı Değişikliği, 14 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Uygulama İmar Planı Değişikliği, 15 Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Geliri Karşılığı Yardım, 16 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Karaevli Karavan Parkı Protokol Yetkisi, 17 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Karaevli Karavan Parkı, 18 Fen İşleri Müdürlüğü evet geri çekme. 18. madde geri çekildi. Gündem harici gelen evrakları oylarınıza sunuyorum. 18. madde muammer 1 geri çekilerek gündem harici gelen evrakları oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Hemen hızlıca gündem maddelerine geçelim. Ha, önergeniz var mı arkadaşlar? Bir tane var. Hemen okuyalım. Konu depolama yükseklikleri. İlçemiz imar planlarında depolama alanı olarak belirlenen imar adalarının bir kısmında teknolojinin gerekliliklerini karşılayamayan 5 metre gibi yüksekliklerin belirlendiği, bazı imar adalarında ise yüksekliklerin serbest bırakıldığı görülmüştür. Bu depolama alanlarına ait yükseklik değerlerinin mevcut mevzuatlara ve teknoloji standartlarına uygun hale getirilmesi
konusunda çalışmaların yapılmasını arz ve talep ederiz. Bütün gruplar değil mi? Önerge. Üç grup adına mı imzalandı? Tamam, tüm gruplar adına imzalanan önergeyi gündeme alınması ile ilgili oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Evet. Bunu yine yapma konuşmalarına sevk edeceğiz. Dolandırıcılığa karar verecekler abi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçiyorum. Birinci madde. Madde 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu 18. maddesinde fe fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ücrete tabi işler başlıklı 97. maddesine göre 2023 mali yılında uygulanacak ücret tarifeleri 1.11.2022 tarih ve 283 sayılı meclis kararı ile belirlenmiş olup ücrete tabi işler tarifesinde belirlenen 5 Fen İşleri Müdürlüğü tarifesinde Rodos Tobis akıllı bilet sistemi tarifesi 5.6 maddesinin 1 fıkrası kiralama ücretleri başlıklı 1.4 bendinden sonra gelmek üzere 1.5 bendinde 0.5 dakika arası ücretsiz olarak uygulanması ifadesinin eklenmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen 5 Fen İşleri Müdürlüğü tarifesinde Rodos Tobis akıllı bisiklet sistemi tarifesinde 5.6 maddesinin 1. fıkrası kiralama ücretleri başlıklı 1.4 bendinden sonra gelmek üzere 1.5 bendine 0.5 dakika arası ücretsiz olarak uygulanması ifadesinin eklenmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması. Arkadaşlar direkt oynayalım kanısındayım. Var mı bir soru gruplardan? Şimdi buradaki bu hizmetin tekrar vatandaşlarımıza yaygın olarak verilmesi sevindirici. Önümüzdeki bahar döneminde ve yaz döneminde bu bisikletlerin sayısını arttıraraktan ve başka sahalarda da hizmet vermesi dileğimizdir. Böyle yapılırsa daha güzel olacağı düşüncesindeyiz. Yalnız buradaki 5 dakika, bunlar biliyorsunuz kart alacaklar, abone olacaklar. Bu 5 dakika bisikleti aldıktan sonra 5 dakikalık kısmı ücretsiz diye bir tanım var burada. Yoksa deneme kullanımı için mi 5 dakikası ücretsiz anlamında? Ya bunun 10 dakika olabilir mi veya 15 dakika olabilir mi diye. Ben abi nedeni var mıdır bir soralım. Bir fikir edinelim. Ücretlendirme var. Bu kart okuduğunda veyahut da ilgili işlemin yapılmasında sıkıntı çıktığı için o 05'i biz o yüzden koyma talebinde bulunduk. Okuturken bir problem oluyor. Bu sefer 01 saat ücreti almasın diye bu işlemi koyduk. Yani bazı kart yanlışlıkları olduğu için. Ya şöyle İlhan abi, bu teknoloji artık eskidi. Hem bisikletler eski. Ben 2019'da mı 2020'de mi hatırlamıyorum, şimdi yanlış bir bilgi vermeyeyim. Bize 90 lira aylık zarar yazıyordu. Mekanizmalarında bir hata var. Bu konuyla ilgili biz talimatları verdik. Bu bisikletlerin ve sistemin değiştirilmesiyle alakalı. Ama şu an yani sezona hazırlıkla alakalı da yürütelim diye bakıyoruz. O 0.5 dakika herhalde kazayla okuturken bir şey olursa diye konulmuş bir madde. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci maddeye geçelim. Süleymanpaşa Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine Süleymanpaşa 1. Süleymanpaşa ilçe mülki sınırları içerisinde altyapı ve üst yapı kurum, firma, şahıslar tarafından izinsiz olarak binaların dış yüzeylerine görüntü kirliliği sebebiyle sebebiyet verecek ve kent estetiğini bozacak şekilde fiber optik hat kablosu vesaire çekilmesi yasaktır. Kabahatini oluşturan fiil hüküm hususunun emir ve yasakları uygulama yönetmeliğinde yer alan madde 34'e B bendi şeklinde eklenmesi. 2. Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma ve kabul belgesi alan inşaat firma yetkilisi hafriyatçı şahısların hafriyat toprağı ile inşaat atıklarını bunların toplamasına veya depolamasına özgü yerler dışında atılması, dökülmesi ve izinsiz olarak inşaat alanının sahasında depolanması yasaktır. Kabahatini oluşturan fiil hükmü hususunun emir ve yasakları uygulama yönetmeliğinde yer alan madde 6'ya B bendi şeklinde eklenmesi. 3. İş yerleri ve zincir marketlerde ibarelerin emir yasakları uygulama yönetmeliğinin 5. maddesinde yer alan kabahati oluşan fiil çerçeve hüküm
içeriğinin başına madde 5 iş yerleri ve zincir marketlerde, binalarda, konutlarda, inşaat ve hafriyat alanlarında şeklinde eklenmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması. Şimdi Yan abi, Münir abi, bu konuyla ilgili bir sıkıntımız var. Biz müdahale etmeniz gerekiyor. Özellikle büyükşehirin bulunduğu cadde, AFAD'a çıkan cadde üzerine yol boyunda kaçak dökümler başladı. Şimdi biz birçok noktaya kamera koyduk ama yol boyuna adam kamyonu getiriyor, döküyor, devam ediyor. Orada kameramız da yok. Yani yer büyükşehirin olduğu için biz oraya da bir işlem yapmadık. Dikkat ettiğinizi bilmiyorum. Şehirden çevre yolundan büyükşehire dön, AFAD'ın oradan. Sol tarafı sıra sıra böyle, bu konuda defaatle de söyledim. Yani onlar da taşın altına elini koysun, bir tane kameraları yok ellerinde. Yani bu işi biraz ciddiyete almaları gerekiyor. Ceza yetkisi onlarda ağır. Yol boyuna döküyor. Parsel sahibinin suçu yok ya abi. Ama işte parsel sahibinin günü yok. Adam bekletemiyor ki oraya yani. Ben AFAD'dan gelen yollardaki o dökümleri gördüm. Ama onlar dolgu malzemesi diye algıladım. Yok. Düzenli damperden boşaltılmış dolgu. Sanıyorum bir kanalizasyon hattı gibi bir şey geçecek. Onun dolgu malzemesi olarak düşündüm. Yani çünkü normal... Şimdi şöyle, belki de bunu dolgu malzemesiyle arasına döküp duruyorlardır. Yani benim gördüklerim topraktı, bildiğim toprak, dolgu malzemesi değil. Yok, onlar hepsi dolgu malzemesi değil abi, orada var. Bir de oraya yeni açtığımız yolların hattına doğru giriyor. Büyükşehir'in etrafındaki alanlarda çok fazla var abi. Yani onu bir şehir dairesi kontrol ederse iyi olur. Hayır, kameramız yok orada bizim. Evet, bu maddeyi oylarınıza sunuyorum, kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 3. Madde düzeltmesi diye geçiyor abi. 5393 sayılı Belediye Kanunu 2. bölüm Belediye Zabıtası İtfaiye ve Acil Durum Planlaması başlıklı Zabıtanın Görev ve Yetkileri bölümünün acil durum kısmının 53. maddesinde belediye yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bazılarının zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alınarak gerekli afet ve acil durum planlarına ekip ve donanım hazırlanır yönünde açık hüküm mevcut bulunduğundan belediyemizde Zabıta Müdürlüğü'nün alt birimi olarak Süleymanpaşa Arama Kurtarma Amirliği kurulmasına ihtiyaç duyulduğu ilgili mevzuat hükümleri ve anılan yasa maddeleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 18M maddesi gereğince konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması. Evet. Bu konuyla ilgili var mı bir görüşünüz? Burada da yeni bir müdürlük, arama kurtarma müdürlüğü kurulacağı. Müdürlük değil abi. Amirlik yani. Müdürlüğün altında amirlik. Şöyle bir soru geldi. Bu tür afetlerde müdahale, itfaiye müdahale ediyor. Bizim zabıta biriminin altında böyle bir belediyenin abi şöyle zabıta birim kurulacak. Ben bilgi vereyim size. Tabii açılışını yapmadığımız için normal bu konuyla ilgili bilginiz olmaması. Biz Allah'a hamdolsun K9 arama kurtarma müdürlüğünün bölgesini faaliyete soktuk. Şimdi köpekler gelecek herhalde bugün yarın. Eğitimler başlayacak. Biz onun altında da yaklaşık bir aydır da 22 kişilik bir ekip hazırladık. Bunlar AFAD tarafından eğitime alındı. Çok şükür eğitimler bitti. Şimdi sertifikalandırmaları yapılacak ve devam edeceğiz. Yani biz bir 50 kişilik Süleymanpaşa Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi hazırlıyoruz. Yani bu işte AFAD tarafından eğitilmiş. Yaklaşık bir aydır da bu çalışmalar devam ediyor. Onun altında Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı bir tane şeflik gibi olsun. Bu gönüllü personelimizin görevlendirilmesiyle ilgili, Allah korusun bir afet, yangın ve benzeri konularda görevlendirilmesiyle alakalı AFAD tarafından yetiştirmiş bu arkadaşlarımız bu şeflikte idare etsinler diye onun altında koyduk. Yani yeni bir müdürlük kurulabilir, farklı bir şey olabilir ama bu bizim müdürlük değil şu anda. Tamam. Yani bunlar gönüllü mü yoksa bizim? Bizim çalışanlarımız abi. Çalışanlarımızdan bu eğitimi almış olan arkadaşlarımız. Evet. Tamam, şu anda 22 kişi, değil mi Turgut? Doğru bilgi veriyorum. Bu eğitimleri AFAD'dan aldılar.
Oradaki çalışma ofisinde tam zamanlı bir eğitim oldu bu. Tamam, bir şey kaldı herhalde değil mi? Teşekkür ederim Turgut. Sağ ol. Emeğine sağlık. Maddi oylarınızı sunuyorum kabul edenler. Etmeyen olabilir, kabul edilmiştir. 4. Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi Olcay Sokak ile Emek Sokak arasında kalan Tapuda Yavuz Mahallesi 1406 ada 182, 184, 185 parsellerde kayıtlı taşınmazlar imar planlarında pazar yeri alanı olarak ilan edilmiş. Fiziki şartları 12.7.2012 tarih ve 28.351 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan pazar yerleri hakkındaki yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen şartları taşıdığından bahisle ilçemizde çarşamba günleri semt pazarı kurulmasına ilişkin pazar yerleri hakkındaki yönetmeliğin 7. maddesinde metni yazılı hükümler gereğince pazar yeri kuruluş komisyonu oluşturulmuş ve konu ile ilgili olarak 18.1.2023 tarihinde komisyon tarafından hazırlanan rapora ait toplantı tutanağına istinaden konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması. Evet, maddi oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Devam. 5. Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Namık Kemal Köse İlyaz Mahallesi 120 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz için sunulan 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması. İmar komisyonuna sevkini oylarınızı sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 6. 25.1.2023 tarihli ve E-248-508-585-81-620-20-23-01-23-14-48-01-45-709 sayılı yazı ile Değirmenaltı Mahallesi Alkaya Paşa sahil yolunda kurulan Cumhuriyet Polis Noktası devriye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet Renault Twiz marka elektrikli aracın İl Emniyet Müdürlüğü'ne hibe edilmesinin istenilmektedir. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü envanterinde kayıtlı bulunan Renault marka 59EL546 plakalı Twiz elektrikli aracın İl Emniyet Müdürlüğü'ne hibe edilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması. Arkadaşlar Alkaya sahili 1,5 kilometrelik bir hat Emniyet Müdürlüğü'nün oraya kısa bir emniyet noktası koydu. O hattı güvenliğini sağlayabilecek, araç girmeden sağlayabilecek bir polisin orada sürekli görev yapabileceği bir araç demişlerdi. Elimizde de var. Ki onlar daha önce satış izni almıştık biliyorsunuz. İl abi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne. Onlar asayiş galiba ekipleri kuruyor. Onlara orada kullanmak üzere tahsisini yapacağız. Maddeye oylarınızı sunuyorum kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği kabul edilmiştir. 3 tane var. Biz kendimize de vereceğiz, onlara da vereceğiz. Bir tanesi polis olacak, bir tanesi onların, bir tanesi de kumbağada. Yani şöyle, onlara bir ciddi bir masraf gerekiyor. Yapacağız da, başka şansımız yok. Yenisini de almamız gerekebilir. Çünkü o aküleri bitmiş, artık masraf yapa bir hal olduk ama neyse, yani satmaktan vazgeçtik bir şekilde o kısa hatlarda kullanalım diye öyle gideceğiz. İhtisas komisyonları geldi. Tamam. Kimde, imarda mıyız? İmar. Konu 1. Tekirdağ Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ilgi yazısında Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Feradanlı Mahallesi 115 ada 4 parsele dair sunulan ve 4.2.2020 tarih ve 63 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis kararı ile 9.7.2020 tarih ve 566 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğinin mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğu belirtildiğinden konunun belediye meclisine görüşülmesi talep edilmektedir. Komisyonumuz uygulama imar plan değişikliğinde onaylandığı tarihte parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğu, kat adedi, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamaz ifadesi 3194 sayılı imar kanununda yer almayıp bu ifade içeren ek madde 8'in 14.02.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak ilgili kanuna ilave edilmiş olduğundan 115 adet 4 parsel üzerinde yer alan trafonun kaldırılmasına yönelik ilgili kurum olan TREDAŞ'ın olumlu görüşü bulunduğundan, aynı zamanda 6360 sayılı kanunun geçici madde 1'inde yer alan 14 bu kanunla mahalle... Muhammed, hepsini okuma abicim. Sonra gerekçe komisyon yok, kararını sen... Gerekçe olduğu için başkanım, o yüzden okuyorum. Kayıtlara geçmesin.
Kanunla mahalleye dönüşen köylerde bu kanun yayınlandığı tarih itibariyle 25.4.2006 tarihli ve 5.490 sayılı nüfus hizmetleri kanununa göre oluşturulan ulusal adres bilgi sistemine kayıtlı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu fotoğraflarıyla tespit edilen entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon, tanıtım ve teşhir büfeleri yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatifler işletme ruhsatı almış sayılır. İfadesine göre planın bulunduğu mahalle sınırlarında nüfus yoğunluğunun azaltılmış olmasından dolayı plan değişikliğini onaylayan 4.2.2020 tarih ve 63 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis kararının devamına oy birliğiyle karar verilmiştir. Sayın Başkan. Efendim abi. Şimdi bir komisyonda bu konu incelendi. Komisyonda oy birliğiyle bu gerekçeleri yazdıraraktan daha önce almış olduğumuz meclis kararının devamına kararını aldık. Ancak kendi grubumuzda yaptığımız değerlendirmede grup adına biz hayır oyu veriyoruz. Burada ilginç bir durum var biliyorsunuz daha önceden. Trafo yeri olarak işaretli olan planda da görülen yer bir vatandaşa satılmıştı daha önceden muhtarlık tarafından seneler önce. Plan değişikliği için bize geldiğinde kurum TREDAŞ burada bize ihtiyaç yoktur yazısı yazdı. Ona istinaden biz burayı konut alanına çevirdik. Ama çevre şehircilik diyor ki siz burayı konut alanına çevirdiniz. İşte buraya yoğunluk artışı getirdiniz. O gerekçeleri onun için yazdık oraya. Ancak plan parsel bazında değişikliği yaptığımız gerekçesi de biz yaptıktan 10 gün sonra yönetmelik yayınlandığı için orayı da tutmuyor. Yalnız bunun ilginç bir durumu var. Yukarıdaki park yerine bizim burada ihtiyacımız yok, TREDAŞ yok yazısını yazdığı halde 5 ay sonra üstteki yere trafo yeri lazım bize diye yine bir meclis kararı aldırdı. Yok dediği yerin üstünde meclis kararı aldırdı. Bunları da biz açıkladığımızda kendi grubumuzda biz buna komisyon kararının reddine, talebin reddine diye karar alıyoruz. Dinlenme alanı park yerlerinde trafo teknik alanlara ayrılmadığı sürece burayı azaltan fonksiyonda imar planları yapılamaz diye yönetmelik yazıyor. İstedi zaten yaptık onu. Yani bu ayrı. Komisyon kararını oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Komisyon kararını o çokluğuyla kabul edilmiştir. Konu 2. Tekirdağ Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ilgi yazısında Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde 3194 sayılı kanunun 18. maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas sınırların imar planına işlenmesine yönelik sunulan 11.6.2020 tarih ve 182 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis kararı ve 9.7.2020 tarih ve 625 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğinin mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 7 ve 10. maddesine aykırı olduğu belirtildiğinden konunun belediye meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Komisyonumuz uygulama imar plan değişikliği kapsamındaki 18. madde uygulama sınırlarının iptal edilerek uygulama imar planlarından kaldırılmasına oy birliğiyle karar vermiştir. Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle, komisyon kararı oy birliğiyle kabul edilmiştir. Oyladım. Devam. Konu 3. Tekirdağ Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ilgi yazısında Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Ortacan Mahallesi'nde 3194 sayılı kanunun 18. maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas sınırların imar planına işlenmesine ilişkin sunulan 7.7.2020 tarih ve 195 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis kararı ve 12.8.2022 tarih ve 8.12 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğinin mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 7 ve 10. maddesine aykırı olduğu belirtildiğinden konunun belediye meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Komisyonumuz uygulama imar plan değişikliği kapsamındaki 18. madde uygulama sınırlarını iptal edilerek uygulama imar planlarından kaldırılmasına oy birliğiyle karar vermiştir. Komisyon kararını oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konu 4. Tekirdağ Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ilgi yazısında Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi 1269 parselin güneyinde yer alan tescilsiz park alanına trafo konulması amacıyla sunulan 1.9.2022 tarih ve 235 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis kararı ile 14.10.2020 tarih ve 1042 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğinin mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğu belirtildiğinden
Konunun belediye meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Komisyonumuz uygulama imar plan değişikliğinde söz konusu imar planı onaylandığı tarihe ayrılan trafo olanların günümüzde oluşan nüfusun ihtiyacı karşılayamayacağı görüldüğünden teknik altyapı ihtiyaçlarına yönelik kamu yararının devamını sağlanması amacıyla teklif edilen plan değişikliğinin kabul edildiği anlaşılmış olup ayrıca plan değişikliği kapsamında kaldırılan açık ve yeşil alanlar Yavuz Mahallesi 437 ya da 17 parsel numaralı taşınmaz için 11.03.2020 tarih ve 376 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan şehrimizin bütününe hizmet eden Millet Bahçesi kullanımında karşılanmış olduğundan plan değişikliğini onaylayan 01.09.2020 tarihi ve 235 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis kararının devamına oy birliğiyle karar verilmiştir. Komisyon kararını oylarda sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Genelde Sayın Başkan, Büyükşehir'de çevirmeyenlerden genelde oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tamam, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konu 5. Tekirdağ Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ilgi yazısında 7-7-2020 tarih ve 193 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis kararı ve 9-9-2022 tarih ve 889 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notu değişikliğinin mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 7. maddesine aykırı olduğu belirtildiğinden konunun belediye meclisine görüşülmesi talep edilmektedir. Komisyonumuz uygulama imar planı notu değişikliğinin önceki yıllarda meclis kararıyla vatandaşlara verilen hakların imar durum belgesi düzenlenmesi sırasında geri alınmaması, mağduriyet yaratılmaması amacıyla onaylanmış olması sebebiyle söz konusu planı onaylayan 7-7-2020 tarih ve 193 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis kararının devamına oy birliğiyle karar vermiştir. Komisyon kararını oylarınızda sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konu 6. Tekirdağ Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ilgi yazısında 7-7-2020 tarih ve 196 sayılı Süleymanpaşa Meclis Belediye Meclis kararı ve 9-9-2020 tarih ve 888 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notu değişikliğinin mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 7. maddesine aykırı olduğu belirtildiğinden konunun belediye meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Komisyonumuz uygulama imar planı notu değişikliğinin 14.02.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren coğrafi bilgi sistemleriyle bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 6. maddesinde yer alan imar planlarında bina yüksekleri bir yan çok serbest olarak belirlenemez. Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere meri imar planlarında yan çok serbest olarak belirlenmiş yükseklikler emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve silüet dikkate alınarak imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararıyla belirlenir. İfadesiyle 13. maddede yer alan ilgili idare 1-7-2021 tarihine kadar meclis kararıyla plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. İfadesi istinaden ilgili planların içerisinde yer alan tüm kamu kurumlarına ait alanların plan revizyonlarının yapılması uzun bir süreç alacağından kamu kurumlarına ait yatırımların geciktirilmemesi amacıyla onaylandığı anlaşılmış olup 1/1000 ölçekliği uygulama imar planı notları değişikliğini onaylayan 7-7-2020 tarihi ve 196 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis kararının devamına oy birliğiyle karar verilmiştir. Sunuşun kararını oylarınızda sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konu 7. Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Eskican Mahalle sınırlarında 700 ada 435 parsel ve güneyindeki tescilsiz alana yönelik son hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin onaylanması talep edilmektedir. Komisyonumuz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunda çalışmanın devamına oy birliğiyle karar vermiştir. Komisyon kararını oylarınızda sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayır. Çalışmanın devamına mı? Çalışmanın devamına mı? Ona mı red veriyorsun abi? Çalışalım. Konu 8. Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi 1465 ada 127 parsel için sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin onaylanması talep edilmektedir. Komisyonumuz dere taşkın anasından dolayı TESKİ'den talep edilen görüşe cevap gelmediğinden konu hakkında çalışmaların devamına oy birliğiyle karar vermiştir. Komisyon kararını oylarınızda sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konu 9. Tekirdağ ile Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi 3411 ada 4 parsel, 3410 ada 3 parsel, 3051 ada 123 parseller için sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin onaylanması talep edilmektedir. Komisyonumuz TESKİ'den talep edilen görüşe cevap gelmediğinden konu hakkında çalışmaların devamına oy birliğiyle karar verilmiştir. Komisyon kararını oylarda sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Konu 10. Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Çiftliköy Mahallesi 248 adı 13 parselde bulunan tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz için sunulan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifinin onaylanması talep edilmektedir. Komisyonumuz 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar plan değişikliği konusunda çalışmaların devamına oy birliğiyle karar vermiştir. Bu konuyla ilgili ben İlhan abiye katılıyorum. Aynı fikirdeyim. Bence bunu bir anıtlar kuruluna bir ön görüşle bir soralım. Anıtlar kurulundan bundan eğer ki onay gelmeyecekse zaten biz bunu boşu boşuna getirmenin de bir anlamı yok. Orada arkadaki binaların kotu var, kendi özel kotu var yoldan arasında iki kat zaten alttan kendisi kazanıyor. Yani bence anıtlar tamamen sebebi var. Yani biz bunu çalışmanın devamına şekliyle oy kabul edelim. Ama bunu da bir an önce de Muhammed kontrolünü yapın. Tamam. Vali Bey'le de gerekirse bir konuşalım. Yani oranın şeklini bozmaya da gerek yok ayrıca yani. Evet. Çalışmaların devamında şekli oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Konu 11. Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi 8217 parselde kayıtlı taşınmaz için sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin onaylanması talep edilmektedir. Komisyonumuz 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği konusunda çalışmaların devamına oy birliğiyle karar vermiştir. Neymiş bu, ben bunu bilmiyorum. Başkan, burası koleksiyon mobilyanın olduğu yerde bir depo sahasıyla alakalı bir yükseklik istiyor ama onunla ilgili zaten önergemiz var. Önergelere göre yazmıyor. Evet başkan. Madde komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çalışmanın devamında şekliyle devam. Oy birliğiyle. Konu 12. Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Köse İlyas Mahallesi 2712 parsel numarasına kayıtlı taşınmaz için Tekirdağ İl İdare Kurulu tarafından 8-10-2003 tarih ve 1264 sayılı karar ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptal edilmesi teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir. Komisyonumuz Tekirdağ İl İdare Kurulu tarafından 8-10-2003 tarih ve 1264 sayılı karar ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı iptal edilmesi teklifini kabulünü Tekirdağ İl İdare Kurulu tarafından 8-12-2003 tarih ve 1264 sayılı kararın iptaline söz konusu taşınmaz için 1/25000 ölçekli çevre düzeni plan notlarının geçerli olmasına İlhan Irmak ve Ergün Güler Zümret olaylarına karşılık oy çokluğuyla karar vermiştir. Çalışmaların devamı şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Reddine, çalışmaların devamına, komisyon kararının reddine, çalışmaların devamına şekliyle plan oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bununla ilgili bana biraz detay verin de abi, İlhan abi sen de bir gel. Muhammed'le ikiniz bir konuşalım. Ne olduğunu ben akşam bir şeyler anlatırlar ama kafam hiç yerinde değil. Yanlış bir karar vermeyelim yani. Evet. Mikrofonu aç. Tekirdağ İl Süleymanpaşa ilçesi Turgut Mahallesi 110 adı 70 parsel sayılı arsa vasıflı 16 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz uygulama imar planına çocuk bahçesi alanında kaldığından kamulaştırma kanunu hükümleri göre kamulaştırılması ve 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi stratejik plan kapsamının alınması konusunun belediye meclisince görüşerek karara bağlanması talep edilmektedir. Neresiymiş bu? Dalsek konu parsel kamulaştırma kanunun Basakonu Partisi'nin kamulaştırılması 2020-2024 stratejik plan kapsamında alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konu 2. Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi İnecik Mahallesi 244 adı 17 parsel sayılı arsa vasıflı 1158,95 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın meydan düzenlemesi kapsamında ekli fölyede gösterilen 42,62 metrekarelik kısmının kamulaştırma kanunu hükmüne göre kamulaştırılması ve 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi stratejik plan kapsamına alınması konusunun belediye meclisince görüşerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu komisyonumuz incelenmiş olur. Komisyonumuz Basakonu Partisi'nin 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi stratejik plan kapsamına alınmasına oy birliğiyle karar vermiştir. Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 3. Konu 3. Talep.
Karayolları Genel Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı arasında Malkara-Tekirdağ Devlet Yolu İnecik 2 Kavşağı konu protokol 28.1.2021 tarihinde imza altına alınmış olup protokol ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan projesine göre Belediye Meclisi'nin 2.11.2021 tarih ve 290 sayılı kararı ile ilimiz Süleymanpaşa ilçesi İnecik Mahallesi 156 ada 1 parsel, 156 ada 2 parsel, 141 ada 2 parsel, 141 ada 3 parsel, 160 ada 1 parsel ve 156 ada 21 parsel sayılı taşınmazların Malkara Tekirdağ Devlet Yolu İnecik 2 Kavşağı proje kapsamına dair edilerek kamulaştırma kararı alınarak kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. Malkara Tekirdağ Devlet Yolu İnecik 2 Kavşağı projesinin köy bağlantı yolu güzergahının düzenlenebilmesi için ilimiz Süleymanpaşa ilçesi İnecik Mahallesi 225 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 146,77 metrekarelik kısmının 161 ada 3 parsel sayılı 701,99 metrekare yüz ölçümünü taşınmasının tamamının 161 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 140,64 metrekarelik kısmının 228 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 229,95 metrekarelik kısmının 228 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 294,66 metrekarelik kısmının 230 ada 18 parsel sayılı taşınmazın 302,38 metrekarelik kısmının 233 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 52,01 metrekarelik kısmının sarı alana gel. 227 ada 2 parsel sayılı taşınmazın yukarı. Sen devam et Ayşe. 227 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 302,38 metrekarelik kısmının 233 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 52,01 metrekarelik kısmının 227 ada 2 parsel sayılı 358,70 metrekarelik kısmının 227 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 352,81 metrekarelik kısmının 227 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 178,74 metrekarelik kısmının ve 234 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 6,38 metrekarelik kısmının kamulaştırma kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasının 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi stratejik plan kapsamına alınması konusunun belediye meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu komisyonunca incelenmiş olup bahsettiği konu parsellerin geçmişte verilen yazılı muvafakatlerin olduğundan dolayı sadece 227 ada 2 parselde kayıtlı 358 metrekare yüz ölçümlü kısmının 2942 sayılı kamulaştırma kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasının 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi stratejik plan kapsamına alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Bu parseli gösterebilirler mi başkanım şeyden planda? Neresin abi? Bir şey kamulaştıracağımız yer mi? Şimdi Sayın Başkan. 227 Taksim 2 mi? Evet. Şimdi biz buna ilgili zaten kamulaştırma kararlarını, kamulaştırma işini kafaya koymuştuk da. Sonra bunlarla ilgili taahhütname bulduk abi. O taahhütnamelere düştükten sonrasını kamulaştıracağız. Karşımıza ne çıkacaksa artık vereceğiz. Yani çünkü çevre yolu orası olmazsa olmaz boyutta. Ben şunun için söylüyorum Sayın Başkan. Plan Bütçe Komisyonu incelerken, biz de raporunu grubumuzda görüşürken önde bir tane tümünü gösteren bir plan, sonra arkasında da kamulaştırılacak olanları görmek istedik. Onu göremedik. Abi fakat, şu yol var ya, parselli bir işimiz yok aslında. Köy yerleşik alanın kahverenginin içerisindeyse sıkıntı yok. Hepsi sonra kahverengi içerisinde. Ötekisinin de zaten şöyle ama abi. Diğerinde bir tane daha var, protokolümüz var biliyorsun. Karayollara bir protokol yaptık. Bunu da orada görmek istedik. Biz karayolları yaptığımız protokolde sarı alanın dışında kalan yerimiz de var. Ama protokole bağladık. Yani onlar yolu yaptılar. Biz ufak bir kamulaştırmasını yaptık. Bu protokolle yapabildiğimiz yetki çerçevesinde olan bir şey. İşte orada bir incelik var. Başkan tamam. Tamam. Bunda köy yerleşik alan içerisindeyse parsel geçelim. Tamam yani bakalım yani. Bence çok büyük bizi sıkıntılı bir durum söz konusu değil. Zaten şöyle abi, biz risk aldığımız noktalar var meclis olarak. Yani bu yol ta Şarköy'e kadar bağlanan belki 30 tane köyün yolu, köyün içinden geçiyordu. Bu çevre yolu bizim için olmazsa olmazdı. Allah razı olsun, meclis başkanımız karayollarına devreye girdi de biz o yan yolu soktuk, hallettik. Öteki türlü toparlayamıyoruz şehir İnecik içerisinden bağlantıyı yani. Neyse, maddi oyları da sunuyorum. Kabul edenler?
Etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Devam edelim. Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyon raporu. Konu sokak ismi. Talep. İpek Özsoy 7.12.2022 tarih ve 60.492 sayılı dilekçesi ile Hasan Ağa Caddesi üzerinde bulunan 1780 nolu parselin sahibi olduğunu, rahmetli babası avukat Altan Özsoy'un bu parsel çevresindeki çam ağaçlarını ekip bakımını yaptığını, babasının hatırasını yaşatmak için isminin Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Hasan Ağa Caddesi'ne verilmesini, Kızıl Sokak isminin de rahmetli kız kardeşi Dilek Özsoy olarak değiştirilmesi konusunun belediye meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu komisyonumuzca incelenmiş olup bahsi geçen konuların reddine ileride Köseles Mahallesi Hasan Ağa Caddesi üzerinde açılacak sokakların avukat Altan Özsoy ve Dilek Özsoy isimlerinin ayrı ayrı verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Bu yetki bizde Büyükşehir'de değil mi? Cadde diyor ama. Üzerinde. Hayır şöyle Hasan Ağa Caddesi üzerinde bulunan. He tamam. Anladım. Tamam. Maddi oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Muhavele evrak 1. Muhavele evrak 18 ile geri çekilmektedir. Muhavele evrak 18'i okuyorum. Birinci maddeyi çekmiştik başlangıçta değil mi? Tamam. Mükerrer oldu diye. İkiye geçiyoruz yani. 18'i okuyayım. He tamam. Çekileni geri çekiyorsun. Tamam. 18'i oku. 18'i oku. Fen İşleri Müdürlüğü konu Renault Twizy araç talebi hakkında. İlgili sayılı yazımızda belirtilen 59EK678 plakalı Renault Twizy marka aracın Fen İşleri Müdürlüğü'nde envanteri olmadığından dolayı sehven yanlış yazılmıştır. Belediye meclisinde değerlendirilmemesi hususunda gereğini bilgilerinizi arz ederim. Maddiye oylarınızı sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 2. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü konu yangın nedeniyle evi zarar gören Burcu Aydın'ın başvurusu. Burcu Aydın adına kayıtlı dilekçeye istinaden Zafer Mahallesi Muratlı Caddesi No 117 kat 1 Süleymanpaşa Tekirdağ adresinde yapılan incelemede vatandaşımızın evinin yandığı ve ikamet alanının asgari yaşam standartlarını taşımadığı tespit edilmiştir. Adı geçen kişiye ait ilgili rapor ve belgeler yazım zekine sunulmuş olup vatandaşımızın yaşam standartının iyileştirilmesi için mağduriyetinin giderilmesi konusunun belediye meclisince görüşülmesini olurlarınızı arz ederim. Vatandaş 5000 lira kaymakamlıktan almış. Eğer ki meclisimiz uygun görüyorsa 5000 lira da biz verelim. Bu kış şartlarında hızlıca toparlasın. 5000 lira olacak şekilde oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 3. Fen İşleri Müdürlüğü konu yıkım bedeli hakkında. Süleymanpaşa Belediyesi ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce belirlenen metruk bina tespit ve yıkım kararı ile ilgili işlemlerin İmar Kanunu 39. maddesi ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda ivedilikle karara bağlanarak gerçekleştirilen yıkımlar neticesinde meydana gelen inşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanılarak değerlendirilmesi bağlamında yıkım yaptığımız metruk binalardan çıkan inşaat ve yıkıntı atıklarının belediyemize ait kankosür vasıtasıyla kırılarak altyapı çalışmalarına kullanıldığından muvaffakat veren vatandaşlarımızdan herhangi bir yıkım bedelinin tahsil edilmemesi hususunda belediye meclisince karar alınmasını arz ederim. Bu maddeyi hiç ara komisyona aktarmadan oylayabilirsek bir değerlendirelim. Hızlıca geçelim. Konu şu. Yıktığımız o metruk yapılar var biliyorsunuz. Ciddi de bir sayıda yıkım var. Bunların çoğunu yıktıklarımızı biz yol kompresörden geçirip kırıp tekrar kullanıyoruz. Bu metruk yapılardan bahsediyorum. Binalardan bahsetmiyorum. Metruk durumdakilerden. Bunlardan muvaffakat verenlerden biz para talep etmeyelim. İşimiz hızlansın diyoruz. Eğer ki meclis içinde uygunsa direkt oylayacağım. Sayın Başkan. Yıkımıyla ilgili yönetmelik çıktı geçtiğimiz yıllarda. Dolayısıyla belediyeler metruk binaları vatandaşlara önce sahiplerine, mal sahiplerine siz binanızı yıkın, tehlike arz ediyor diye sanıyorum bildirimde bulunuyor. Bildirim süresince yıkılmayanları da belediye tarafından yıkılarak bedelinin vatandaştan tahsili diye yayınlandı yönetmelik. Dolayısıyla bu tür yaptığı hizmetlerden dolayı belediye bir gelir elde ediyor. Bu gelirinden vazgeçebilir mi? Yani. Şimdi abi şöyle kural bu. Biz zaten eğer bir tarifesi varsa başkanım onu düşürerekten devam edelim. Yani sıfır dediğiniz zaman yani bedel almayalım dediğiniz zaman eğer orada bir bedel tanımlandıysa bu bedeli meclis belirler diye yazıyorsa diyelim 1 TL bedel olur veya 5 TL olur. Onlar ayrı şeyler ama tamamen vazgeçmek olmaz diye düşündük. Başkanım ilave olarak bir de sorguna söyleyeyim. Bu İlhan abinin dediği gibi
metruk binaları ilk önce vatandaşa tebliğ ediyoruz. Siz yıkın diyoruz. Süre veriyoruz. Süre veriyorsunuz. Süre kendi yıkamadığı için de belediye kendi şeylerine hizmetiyle yıkıyor. Galiba bunların ücretinin %20'sini Artı %20. Maliyetin artı %20. Şimdi bizim bu meclis kararımızla ben bilmediğim için soruyorum. Biz daha tecrübeli meclis üyelerimiz ve müdürlerimiz de var. Bugün alacağımız meclis kararıyla daha önce yıktığımız muvaffakatname aldığımız insanlardan ücret talep edemeyecek miyiz? Hayır, edemeyeceğiz tabii. Şöyle bir durum var. Biz yoksa meclis kararından sonrakiler mi geçerli hayır, olacak? Hepsi için geçerli de. Aldığımız da var ama şöyle bir sorun var. Bize mali yani işimiz ağır gidiyor. Zaten adamla para olsa yıkacak. Yani hem ondan alıyoruz biz, yıkıyoruz. Onun tapusuna şer düşüyoruz. Yani muvaffakat işimizi daha hızlandırıyor. Biz 300'e yakın böyle köylerle birlikte bina yıktık. Ve buradaki sorun şu. Biz yıktığımız malzemeyi de eğer ki zaten sit alanındakini yıkamıyoruz. Onları da biz Kenan Müdür'e konkursöre verip yolda kullanıyoruz. Yani oradaki malzeme de çöp olmuyor bizim için. Dolayısıyla böyle bir karar alalım dedim. Yani 1 TL bedel de alabiliriz. O, eğer ki böyle hukuki bir süreci varsa. Komisyon. Yani olmasın işimiz devam etsin abi. Bir ay daha yani kış gelmeden bu incik boncuğu atalım. O zaman 1 TL sadece 1 TL usulen bir bedel yazalım. Kanunlara göre bedel de. Biz belirleyebiliyoruz bedellerimizi. Yani bak orada bir hata yapmayalım dedim. Bunların metrajını çıkması lazım değil mi? Ona göre belirlemiyor muyuz? Şöyle biz yani bir şekilde bu ceza gibi oluyor aslında vatandaşa. Yani sen yık, ben İlhan abinin binasına yık dedim yıkmadı. Milletin cami mal güvenliği riski var. Ben yıkıyorum. Hem maliyetimi alıyorum hem de 120 fazlasıyla alıyorum. Vermiş ama abi işte. Ya yürümüyor ya abi işler. Yürümüyor. Yani bu şehirde bizim daha devam eden 300'e yakın binamız var. Yani işte ben de diyorum ki bu konuyla ilgili ortak karar verelim. Fark eder mi? Bir havale olsun ya da siz de karar verin. Yani ne yapıyor? Komisyona başkanım komisyon. Tamam. Komisyona sevkini oylar da sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmişti. 4. Plan bütçe komisyonu. Emlak ve Esinlak Müdürlüğü konu devir talebi. Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait olan Tekirdağ ile Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi 3738 adı bir parsel numaralı 1 metrekare yüz ölçümlü arsa vasıfı taşınmaz. Uygulama imar planında resmi kurum alanı ilçe emniyet müdürlüğü fonksiyonunda kalmakta olup belediye kanunun 75. maddesinin D fıkrası gereğince trafik denetleme şube müdürlüğü hizmet binası yapılmak amacıyla İçişleri Bakanlığı'na emniyet genel müdürlüğü tahsis edilmesi şartı ile maliye hazinesi adına bedelsiz olarak devri taleplerinin belediye meclisince görüşülmesini müsaadelerinize arz ederim. Arkadaşlar Karadeniz Mahallesi TOKİ'de Büyükşehir'le birlikte CHP grubuna destek verdi. Teşekkür ediyorum ayrıca. Arazinin karakol yapılması için planları işlemiştik. Onun karakol yapılması ile ilgili Emniyet Müdürlüğü'ne tahsisi veya İçişleri Bakanlığı'na neyse tahsisi ile ilgili madde oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 5. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü konu Kiraz Festivali. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali'nin 57.sinin 2023 yılı Haziran ayı içerisinde düzenlenmesi planlanmakta olup iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival tarihinin belirlenmesi ve festival için yapılacak harcama bütçesinin belediye meclisince görüşülmesi hususunda gereğini arz ederim. Kültür ve Plan Bütçe Komisyonu'na sevkini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiş. 6. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü. Konu Karadeniz Yayla Şenlikleri. Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma Dayanışma Derneği'nin 18.1.2023 tarih ve 3455 sayısı ile belediyemize sunduğu dilekçesinde
her yıl geleneksel olarak düzenlenen Karadeniz Yerleşenlikleri Etkinliği'nin 2023 yılında 23, 24, 25 Haziran günlerinde yapılacağı ve derneğin yönetim kurulu kararı ile Süleymanpaşa Belediyesi Tekirdağ Karadenizler Derneği Yerleşenlikleri ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi hususunun kabul edildiği belirtilmiştir. Etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderleri için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılabilmesi konusunun belediye meclisince görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini arz ederim. Kültür ve Plan Bütçe Komisyonu'na sevkini oylarla sunup kabul edenler etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 7. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü konu ödül. Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübümüzün lisanslı sporcusu olan Serdar Koç, 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde Yunanistan'ın Langaza şehrine düzenlenen 31. Masterler Balkan Şampiyonası'nda atletizm 3 adım atlama dalında altın madalya kazanmıştır. Sporcumuza ödül verilebilmesi konusunun belediye meclisince görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini arz ederim. Plan Bütçe Komisyonu'na sevkini oylarla sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy verilmiştir. 8. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü konu bağ bozumu şenliği. İlçemizin tarımsal kalkınmasına önemli bir yer kaplayan bağcılığın geliştirilmesi ve yöremizde yetiştirilen üzümlerin marka değerinin artırılmasına katkı sağlaması amacıyla belediyemiz ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile işbirliği içerisinde geçtiğimiz geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz bağ bozumu şenliğinin bu yıl ikincisi Eylül ayında yapılması planlanmaktadır. Şenlik tarihinin belirlenmesi ve şenlikler için yapılacak harcamanın belediyemiz bütçesinden yapılması konusunun belediye meclisince görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini arz ediyor. Plan Bütçe ve Kültür Komisyonu'na sevkini oylarla sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü konu Karaca Kılavuz Keşkek Şenliği ve Ferhat Anlı Karpuz Şenliği. İlçemizin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara taşınmasını sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Karaca Kılavuz Keşkek Şenliği'nin 4. Temmuz ayında Ferhat Anlı Karpuz Şenliği'nin 2. Ağustos ayına yapılması planlanmaktadır. Şenlik tarihlerinin belirlenmesi ve şenlikler için yapılacak harcamanın Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden yapılması konusunun belediye meclisince görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini arz ediyor. Plan Bütçe ve Kültür Komisyonu'na sevkini oylarla sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 10. Mali Hizmetler Müdürlüğü konu Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmet Kültür ve Sanat AŞ sermaye arttırım talebi. Sermayesi %100 belediyemize ait olan Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat AŞ'nin 14 milyon TL olan sermayesinin şirket faaliyetlerini geliştirmek amacıyla 8 milyon TL nakdi arttırılarak 22 milyon TL çıkartılması hususunda belediye meclisine görüşerek karara bağlanmasını arz ederim. Şirket sermayesi arttırımı var arkadaşlar. Şirkete para aktarmamız gerekiyor. Onunla ilgili sermaye arttırımımız var. Maddi oylarını da sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Oy çok bile kabul edilmiştir. 11. Mali hizmetler... Bu madde geçen ayki madde rakamlar değiştiği için tekrar güncelleyerek geliyor. Şimdi okunacak arkadaşlar. 11. Mali Hizmetler Müdürlüğü konu nakit kredi talebi. Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin borçlanma ile ilgili 3/2023 tarih ve 57 sayılı meclis kararının iptal edilerek Belediye Kanunu 68. maddesinde belediye görev ve hizmetlerin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirlenen usul ve esaslara göre borçlanma yapılabilir ve tahvil ihraç edebilir denilmektedir. E bendinde belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin %50'sinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı vergi usulü kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarın yılı içinde toplam %10'unu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı, %10'unu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayıyla yapabilir denilmektedir. Bu bağlamda Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 2023 mali yılı içinde borçlanabileceği tutar 87.739.606,06 TL'dir. 5.390 sayılı kanunun 68. maddesi E bendinde yer alan ve %10'u geçmeyen iç borçlanma için meclis yetkisinde kalan borçlanma sınırı dahilinde proje yatırım ve cari ödemelerde kullanılmak üzere 2023 yılı için net 87.700.000 TL kredi kullanılması,
kredi sözleşmesi imzalanılması, revize ile ilgili müracaatlar ve diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e etki verilmesi hususunda Belediye Meclisi'nin 2023 Şubat ayı olan toplantısına görüşerek karar alınmasını emir ve müsaadelerinizi arz ederim. Geçen ayki gelen maddeler arkadaşlar, CHP grubu red vermişti boşanma ile ilgili olanı. Oradaki rakamlarda kesin hesaplarla ilgili bir rakamlar mı değişti dedin. O yüzden tekrar gündeme geldi. Maddi oyları da sunuyorum kabul edenler, etmeyenler. Oy çok bile kabul edilmiştir. 12. Mali Hizmetler Müdürlüğü konu borçlanma izni. Süleymanpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerde asfalt, yol yapım, onarım ve yeni imalat yapım işinde kullanılmak üzere 60 milyon TL. Süleymanpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerde bozulmuş cadde ve sokaklar ile yeni açılan imar yollarında parke taş yol yapımı ve parke taş tamiri ile baskı betonarme duvar yapılması yapım işinde kullanılmak üzere 30 milyon TL, yapım işlerine kullanılmak üzere 20 milyon TL, İller Bankası'ndan nakdi ve gayri nakdi 110 milyon TL kredi talebinde bulunacaktır. Belediye Meclisi'nde %10'u geçen iç borçlanma ile ilgili yukarıda belirlenen yatırım ve projeleri gerçekleştirmek üzere 110 milyon TL izin verilmesi hususunda karar alınmasını bilgilerinizi arz ederim. Arkadaşlar, dediğim gibi bu asfalt ve yolların tamamının yapımıyla alakalı. İller Bankası ihaleye çıkacağız. İller Bankası üzerinden ihale yapılacak. Onunla ilgili yetki istiyoruz. Maddi oylara da sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler, yollara da mı hayır veriyorsunuz? Bu geçen ay mesele yalnız. İkisiyle birlikte değiştiği için tekrar geliyor abi. Geçen ay da red vermiştin. Şimdi geçen ayki mesele aynı. Yani burada kararı şöyle yaptık. Geçen ay şu tarih sayıda alınan meclis kararı iptaline. Meclis kararı diye bir şey yapacağız. Tamam, bunu düzeltiriz. Siz evet diyor musunuz abi? Geçen ay alınan bu maddeyle ilgili kararın iptaline, yeni yapılan yeni düzenlemeye göre tekrardan meclis gündemine gelmesini, bu madde rakamları güncellenerek onaylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmişti. Ya İlhan abi, alem adamsın ya. Rakamları okuduk ya, bir daha mı okuyacağız abi? Devam, 14. 13. 14, 13'ü okudun. Ha, 13 evet. 13'teyiz. Tamam. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişik imar planı değişikliği talebi. Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Günlüoğlu Mahallesi sınırlarında 3689 ve 2750 sayılı adalar arasında yer alan park alanındaki trafo alanının yerinin değiştirilmesine yönelik idaremizce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin imar kanunun 8 ve maddesi gereğince belediye meclisince görüşülme hususunda gereğini arz ederim. Bununla ilgili şey gerekiyor mu? Ar komisyon vesaire? Yok başkanım. Yani zaten büyük şehre yetiştiremeyiz. Yok, yetişmez. Komisyona atıyoruz. Tamam. İmar komisyonu sevgili oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 14. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü konu 1/1000 ölçekte uygulama imar plan değişikliği. Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Orta Cami Eski Cami Mahallesi 3623 ada 1, 2, 3 ve 4 parsel numarasına kayıt taşınmaz için İdaremizce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin imar kanunu 8B maddesi gereğince belediye meclisince görüşmesi hususunda gereğini arz ederim. İmar komisyonu sevgili oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 15. Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Geliri Karşılığı Yardım. Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesine kullanılmak üzere acilen ihtiyaç duyulan çöp konteynerlerinin satın alınabilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 31/2023 tarih ve sayılı bakan oluru ile çevre kirlenmesi giderilmesi çöp konteyneri için 1 milyon 326 bin TL yardım yapacağını tarafımıza bildirmiştir. Belediye Kanunu 18G bendi şartlı bağışları kabul etmek uyarınca çöp konteynerinin alımına ait 1 milyon 326 bin TL'lik yardımın kabul edilebilmesi için belediye meclisinde karar alınması hususunu olurlarınızda arz ederim. Maddi oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Devam. 16. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü konu Karaevli Karavan Parkı protokol yetkisi.
Tekirdağ İl Süleymanpaşa ilçesi Karavili Mahallesi 613 ve 727 parsellerde olup Süleymanpaşa Belediyesi'ne tahsisi bulunan taşınmazlarda günübirlik turizm tesis alanı olacak şekilde Anıtlar Kurulu'nun 25.10.2022 tarih ve 8776 sayılı kurul kararıyla uygun görülüp Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.10.2022 tarih ve 1197 ile 1998 sayılı kararları onaylanarak nazım ve uygulama imar plan değişikliği yapılmıştır. Belediyemizce Karavili Karavan Parkı projesi hazırlanmış olup ihalesi öncesinde Süleymanpaşa Belediyesi ile Süleymanpaşa Milli Emlak Müdürlüğü arasında kiralama protokolünün imzalanması hususunda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e etki verilmesi konusunun belediye meclisince görüşülmesini müsaadelerinizi arz ederim. Arkadaşlar ihaleye çıkabilmemiz için Milli Emlak'la protokol yapmamız gerekiyor. Karavan Park alanı ile ilgili. Bir yere daha onlar ter alıyorlar işte üstünden herhalde. He? Komisyon alıyorlar. Yapılaşma falan var mı başka? Var abi. Projede... Yan abiler baktılar diye hatırlıyorum gerçi ama. Yani yapılaşma... Abi orası çok güzel bir proje oldu. Hem plaj, hem işte düğün dernek, ıvır zıvır işlerinin yapılabildiği, hem halk plajı, yani kültür müdürümüz Allah razı olsun. Projesi de onaylandı. Çok güzel oldu. Ama bu konuda CHP, Büyükşehir'deki CHP Grup Başkan Vekillerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani hep beraber el birliğiyle yapılan bir proje. Şimdi haklarını yemeyelim. Teşekkür ediyorum. Maddi oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 17. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü konu Karaevli Karavan Parkı. Tekirdağ İl Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi 613 ve 727 parsellerde olup Süleymanpaşa Belediyesi'nin tahsisi bulunan taşınmazlarda günübirlik turizm tesis alanı olacak şekilde Anıtlar Kurulu'nun 25.10.2022 tarih ve 8776 sayılı kurul kararıyla uygun görülüp Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.12.2022 tarih ve Etüt Proje Müdürlüğü'nün 3.1.2023 tarih ve 101.649 sayılı yazısı ile Karaevli Karavan Parkı Avan Projesi Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Devlet İhale Kanunu'nun 64. maddesinde kiraya verilecek taşın ve taşınmaz malların kira süresi 10 yıldan çok olamaz. Turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin 10 yıldan fazla süreyle kiraya verilmesi mümkündür denildiğinden gerçekleştirilmesi planlanan Karaevli Karavan Parkı Projesi için Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 24.1.2023 tarih ve sayılı yazısıyla yatırımın turistik tesis yatırımı olduğu değerlendirildiği bildirilmiştir. Belediye Kanunu 18. maddesinin E bendinde taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis teklifinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerine sınırlı aynı hak tesisine karar vermeye belediye meclisi yetkili denildiğinden söz konusu işin avan projesine göre uygulama projelerinin hazırlanarak uygulanması yap, işlet, devret şartı ile devlet ihale kanununa göre ihale yapılarak 20 yıla kadar olmak üzere kiraya verilmesi ve bu hususta belediye encümeninin yetkilendirilmesi konusunun belediye meclisince görüşülmesini müsaadelerinizi arz ederim. Evet, maddi oylar da sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Önerge. Önergeyi alalım. Önerge. Başka yok. Çektik ya geriye onu. Oku abla, oku. İlçemiz imar planlarında depolama alanı olarak belirlenen imar adalarının bir kısmında teknolojinin gerekliliklerini karşılayamayan 5 metre gibi yüksekliklerin belirlendiği bazı imar adalarında ise yüksekliklerin serbest bırakıldığı görülmüştür. Bu depolama alanlarına ait yükseklik değerlerinin mevcut mevzuatlara ve teknoloji standartlarına uygun hale getirilmesi konusunda çalışma yapılmasına arz ve talep ederiz. Tamam, bunu orada siz dillendirin. İmar Komisyonu'na sevgili oylarını sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. İmar Komisyonu'na sevk edilmiştir. Arkadaşlar, bugünkü toplantımıza ait görüşmeler sona ermiştir. Hepinize teşekkür ederim. Allah tekrardan şu anda afatla, depremle uğraşan kardeşlerimize yardım etsin. Göçük altında kalan vatandaşlarımıza da yardım etsin.
vefat edenlere de rahmet eylesin diyorum. Toplantımız 7 Mart 2023 Salı günü yapılacaktır. Hayırlı günler olsun.